yani. Adres tespiti yapamazsınız. Anladığım kadarıyla şeyden çıkıyor kadın. İşte birileriyle bağlantı kuruyor. Evlenmeye ikna ediyor anladığım kadarıyla. Aynen o şekilde. Ondan sonra evine damına giriyor çıkıyor. Oraya bir şekilde yerleşiyor. Daha sonra bir takım bahanelerle hastalıktı bilmem neydi. Para sızdırıyor. Sızdırdıktan sonra da çıkıp gidince o eve hangi adamın yanından ayrıldıysa benim evim diye oranın adresini veriyor insanlara. Kendisi, böyle bir şey oluşturuyor. Evet, evet. Kendisi zarif, insanların hani duygusal yanını yanından faydalanarak yani soyup soğana çeviriyor. Yani dolandırıcı bir kişi. Aslında ne kadar ne gibi bir yanlış yapıyor mesela bu onun foyasının ortaya çıkmasına sebep olmuş. Yani düşünsene size şey diyor, ayrıldığı adamın, daha sizden evvel dolandırdığı adamın adresini veriyor. E bu adamlar bir şekilde yan yana gelip işte bak birbirinizi buldunuz. Aslında yanlış yaptı. Yani kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek. Yani çok da hani böyle çok ilkel planlarla, ilkel yollarla devam ediyor demek. Yani böyle çok da kurnaz yemeyeceğim çünkü bu kurnazlık değil, bu yanlış. Yok estağfurullah, kendini çok zeki zannediyor ama zeki değil yani. İşte zeki olsaydı her ayrıldığı adamın adresini vermezdi. Belki o anda hani tanıyor, girdiği çıktığı evi, semti, her şeyi biliyor. Adam da hani nerede oturuyorsun diye sorunca bir sonraki net yer belli, yurt belli, bunu söylemekte bir sakınca görmüyordu demek ki. Aynen öyle o şekilde. Ay bu nasıl bir rahatlıktır ya. Ya 2 milyon para az para mı? Çok büyük para. Yani başkasının canı yanmasın diye biz de bu bizim kulübe Adem'i de dahil etmek istiyoruz. Toplu halde mahkemede bir sonuç elde etmek istiyoruz. Ayşegül Hanım müsaade edersen ben Alihan'ı programa çağırayım. O da bize yardımcı buyurun, olsun. Buyurun tabii ki buyurun. Evet, hoparlörde kalırsa tamam. Seyircimiz de duysun. Ya. Alo. Efendim? Alihan kardeşim nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hani sana bahsettiğim bir Adem vardı ya, Saftringi Adem. Evet. Bu Show TV'nin bir programı var, bir şansım olsa. Evet. Oraya katılmış ve benle barışmak için ben seni davet etsem acaba gelir misin programa? Allah Allah. Tabii ki gelirim ya. Şey Ayşegül Hanım'a selamlarımı dedi. Aleykümselam. O zaman ekipteki ya, arkadaşlara ben senin numaranı veriyorum. Sana konum tamam. Atarlar. Tamam. Buraya olmasa Bahadır'ı da alır gelirsin tamam? Tamam. O da gelsin. O dükkanı ne yaptı? Onu da merak ediyorum zaten. Ya bırak dükkanı mükkanı. Gel burada konuşuruz. Başka evet. Mağdur olanlar da varsa hiç olmasa onlar da gelsinler. Bunun ipini pazara çıkaracağız. Bunun bütün foylarını ortaya çıkaracağız. Gel. Tamam hallederiz. Tamam bekliyorum. Tamam görüşürüz. Görüşmek üzere. Ay çok enteresan. Siz şimdi bu vesileyle mi tanıştınız? Maalesef. Ayşegül Hanım, ben Alihan'a Bahadır'ı da al gel dedim de ben bir Bahadır'a da haber verebilir miyim müsaaden? Tabii ki, tabii ki, tamam. Tabii ki. Buyurun. Ah, ah. Kaçıncı yüzyıldayız, nasıl bir devirdeyiz hala? Alo, Bahadır Bey. Ooo Hüseyin'cim, nasılsın? Bizim bu Saftringi Adem var ya, Show TV'nin bir programı var, bir şansım olsa. Oraya katılmış. Şimdi ben evet. Alihan'la da konuştum. Alihan seni alıp getirecek. Sen de gel buraya. Belki anlatırız derdimizi burada. Yani bunun ipini pazara çıkaralım. Başka mağdurlar varsa onlar da belki ortaya çıkar. Hep beraber belki burada derdimize derman buluruz. Ya peki dostum bu programın iş bulma ne programıymış bu böyle? Ya ne iş bulma programı, gel burada konuşuruz. Tamam. Ya. Evet. Peki seni pataklı adam hatırlıyor musun? Ya orayı geç hadi sen orayı hiç anlatma ya. Kapıyı kapatmıştı. Ya anladım da onu hiç anlatma tamam gel. Şimdi Alihan seni alacak geleceksiniz tamam. Peki ben gelince Hüseyin'i de alayım yanıma. Hüseyin'i de al gel tamam. Onu da al gel tamam. Hadi.
bu konuştuğumuz Bahadır var ya, bu kendi babasının dükkanını Canan'a kiraya vermiş. Canan da onu kiracıya vermiş. Yani kiracının kiracısı olmuş. Yani sözde iş kurmak için vermiş, kendi işinin patronu olsun diye. Bu da kiraya vermiş başkasına. Kadındaki akla bak ya, ne çirkin ama ne işlek. Evet, evet. Peki şimdi gidelim mi Adem Bey'in yanına? Adem'e gidelim. Adem'de yeni bilgiler olur. Hiç olmasa ondan alacağımız bilgilerle bizim işimizi daha kolaylaştırır. Yani mahkeme açacağız ya bu kulüp olarak. Yani belki öyle bulabiliriz. İnşallah, inşallah. Evet. Gidelim o zaman. Tamam. Tamam. Evet. Siz uzun zamandır görmüyorsunuz ama birbirinizi sanırım, değil mi? O kavgadan sonra, o gürültüden sonra görüştünüz mü hiç? Hiç görüşmedik. Hiç görüşmediniz. Hüseyin, ben buraya senden helallik almak için geldim. Seninle helalleşmek için. Ya helalleşmesine helalleşelim de be kardeşim. Anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlamıyorsun ki. Biz diyoruz ki kardeşim, bu kız seni dolandırmış. Bak Hüseyin, bu konuşma... Donuna kadar almış, sen hala ben evleneceğim, evleneceğim diyorsun ya. Hüseyin bak, Derya bana böyle bir şey yapmaz. Ben senden helallik almak için geldim buraya. Ya helalleşmesine helalleşelim de. Ama bizi de biraz anla. Ya Adem şöyle düşün. Hüseyin de haksız değil. Kendi mağduriyetini anlattı. Kendi mağduriyetinin yanında sizin gibi pek çok mağdur olan insan varmış. Kim varmış Ayşegül Hanım? O kim varmış dediklerimizden birkaç tanesi gelecek zaten birazdan. Yani aynı kadın tarafından dolandırıldığını söylüyor hepsi. Nasıl yani? Basbayağı yani. Ya bu adamcağız sana aslında söylemeye çalışmış ilk karşılaştığınız zaman. Ama tabii senin gözün tamamen karardığı için ve hani gerçekten inandığın için ki hala da yarı inanıyorsun diye düşünüyorum. Ayşegül Hanım, ben onu bu olaydan kurtarmaya çalışıyorum. O hala saftirin gibi ben evleneceğim tutturmuş gidiyor. Ben bunu kurtarmaya çalışıyorum. Sen Derya seni aramadığı için böyle yapıyor olabilir misin? Hiçbir alakası yok. Ben sırf sadece bizi dolandırdığı için, belki de sen bize yardımcı olursun diye ben buraya geldim. Belki mahkeme dosyalarına senin elindeki son görüşen kişi sensin. Belki bir delil geçer elimize, verdiklerimizi geri alırız diye düşünüyorum. Nasıl mesela geliyorsun annesinin evidir diye Gebze'de verilen adrese gidiyorsun ve Hüseyin Bey'le tanışıp karşılaşıyorsun? Bu Derya ya da namı diğer Canan neyse hemen herkese aynı şeyi yapmış biliyor musun? Nasıl? Hüseyin Bey, şimdi gelecek olan beyefendilerden bir tanesine de Alihan. Gidiyor, Bursa'ya gidiyor. Annem Bursa'da diyor ona. Annem